Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar, merhabalar. En güzel günler, en güzel haftalar sizlerin olsun diyerek de bir pazar gününde sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz yarın hafta başı endeksimiz açılıyor. Şimdi heyecanlı olan arkadaşlarımız var, biliyorum. Yani adeta her şeyini bırakmış, tamamen hayatını borsada alsatlarla geçirmiş arkadaşlarımız. Yani endeksi cumartesi pazarı bile zor geçiren, yani arkadaşlarımın olduğunu, dostlarım olduğunu biliyorum. Çünkü bana o şekilde çok mesajlar geliyor. Yani hafta başlasa da şu borsaya bir oynasak, baksak, alsak, satsak, heyecan, adrenalin, adeta bu şekilde yaptıklarını bana anlatıyorlar. Ben de onlara her zaman diyorum ki arkadaşlar, al sattan ziyade hisselerimizi alalım, borsadan bir miktar bekleyelim. Nakitimizin tamamı ile girdiysek veya bir nakitimizin bir kısmı varsa da geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirin. Asla panik yapmayın. Yeter ki doğru zamanda doğru hisseleri takip edin ve eğer kısa vadede ise ne zaman çıkacak, yani ne zaman çıkacağımız da o hisseden bilelim. Daha sonra ucuz kalmış hisseye girelim. Yabancılar Nisan ayında, dün söylemiştim video çekeceğimi, ondan önceki gün pazar günü yabancıların en çok aldığı hisseleri de sizlerle paylaşacağım demiştim. Hepsini paylaşmasanız bir 8-10 tane hisseyi de sizlerle burada paylaşacağım. Önce endeksimizi bir açalım. Bir de hani dedim ya, WhatsApp grubumuz var. Sınırlı sayıda alacağım. Bayağı bir mesajlar geliyor. Ona da takip ediyorum. Bir sınırlı sayıda almaya devam ediyorum. Yani pazartesi günü saat gece 12'ye kadar devam edecek. 12'den sonra artık WhatsApp grubumuzu yeni alımları yapmayacağım. Onu özellikle belirteyim. Yani pazartesi günü gece 12'ye kadar alımlarımız devam edecek. Haberiniz olsun. Şimdi endeksimizi bir açalım. Ondan sonra yabancıların en çok aldığı hisselere bir bakalım arkadaşlar. En çok aldığı hisselere bir şöyle bir bakalım. Şimdi önce endeksi bir açalım dedim. Endeksi bir açalım arkadaşlar. Endeks. Endeksimize baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar, iletişim, WhatsApp iletişim hattımız burası. Buradan bana direkt ulaşabiliyorsunuz. Onu özellikle belirteyim. Bu numara bana aittir. Başka hiçbir numara yoktur. Başka numaralardan yoğundu, şu numaradan yazdın, şöyle din, böyle din diyenlere fazla inanmayın. Kesinlikle inanmayın. Hatta bu numaradan iletişime geçtikten sonra WhatsApp grubumuza alıyorum. Başka hiçbir numaradan iletişime geçmeyin. Onu özellikle belirtmiş olayım. 546-203-16-46 iletişim numaram. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet, şimdi endekse bir bakalım arkadaşlar. Endekse bir baktığımız zaman sizin de gördüğünüz üzere endeks yukarı aşağı yukarı aşağı yaparaktan her zaman yukarı gidiyor. Bak burada bakalım. Burası ne zamanmış? Şubat'ın 24'ü. Kaçı görmüştü? 9400-9450 alanından aşağı doğru bastılar. Ben istediği kadar basınlar, rahat olun, stres yapmayın diye en az 15 tane video çekmiştim. Buradan bastı. Nereye kadar? 8600'e kadar bastı. Buradan uçurdu. Şimdi aynı hareketi şurada da yapmıştı. Bakınız. Burası ne zaman? Ekim'de, yani İsrail savaşı çıktığında, İsrail Filistin'i katliamları yaptığında diyelim. Yani 8500'den bir nakite geçeceğimizi zaten sizlere belirtmiştim. Burada dedim ki arkadaşlar, 8500'de ben nakite geçiyorum, %50 demiştim. Ne zaman nakite geçeceğimizi de iyi bilelim. Buradan geçtik. Burada gider gibi yaptı, verdi. Ve burada indikatörümüz al sinyali verdikten sonra tekrardan full olarak borsaya girdik. Ne zaman girdik? Endeks 7500'e geldiğinde 7500-7600-7700'ler altından tekrardan endekse, borsaya girdik ve buradan itibaren yükseliş başladı. Aynı şekilde buraya kadar geldi, buradan aşağı geldi ve yukarı gitti. Şimdi burada yapmak istediği endeksin korkutmak, dökmek ve çırpınmak, yani küçük yatırımcı yolmak için yapacağı hareket şu olacak. Kötü senaryo. 10.145'e kadar burada bir
geri çekilme yaşatabilir bize. Yani şu anda 10.200, 10.145. Yani şuraya kadar daha önce düşük gördüğü bak bu nokta, bu noktaya kadar buradan bir düşüş, gidiyor gibi yapıp bir düşüş, gidiyor gibi yapıp bir düşüş, ondan sonra hareket bu olacaktır diye düşünüyorum. Yani git gelleri yaptıktan sonra alt destek, ana destek 9.850 seviyesine kadar da gelmez diye hiçbir kural, hiçbir kaide asla yok. Onu da özellikle belirteyim. Buralara geldikten sonra ben buradan hızlı ivmeyle tekrardan yukarı gideceğine inanıyorum. Yani endekste, hissede, ortamda herhangi bir problem asla yok. Şimdi yabancıların almış olduğu hisseleri sizlere Nisan ayında en çok yabancıların almış olduğu hisseleri kısa kısa geçelim arkadaşlar. Koç. Koç Holding. Koç Holding'i 105 milyon dolarlık Nisan ayında yabancılar alım yapmış Koç Holding'den 105 milyon dolar. Yani Nisan ne zamanmış? Buralardan almışlar. Yani fiyatını 200-205 aralığından almış. Buradan götürmüş, basmış, korkutmuş ve götürmüş. Yabancılar en çok Nisan ayında Koç Holding aldığını görüyoruz. İndikatörlerimiz yukarı gayet güzel. 2 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman geri çekilmeler hep alış fırsatı ama maalesef geri çekilmiyor. Keşke bir 212'lere gelse de alsak. Ondan sonra en çok aldığı hisselerin başında da ne vardı? Doğaş var arkadaşlar. Doğaş da çok geri çekildi. Doğaş da çok geri çekildi. Yani böyle baktığımız zaman bu geri çekilmenin müthiş bir yani orta vadede, bak kısa vade olarak düşünmeyin. Orta vadede ben alım fırsatı olarak artık değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 297 kaçtan kapattım? 294, 297. Yani bir iki şuraları bir temizleyelim. Biraz önce çalıştım arkadaşlar videodan önce. Biraz çalışıyorum. Ondan sonra gerekli bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Yani şurada bir destek noktamız var. Burası kaçmış arkadaşlar? 283 seviyesi. Buraya değdi ve buradan tekrardan yukarı gitti. Yani 283 ile özellikle 262 aralığına geri çekilme olursa müthiş bir alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Onu özellikle söylemiş olayım. Ondan sonra arkadaşlar Doğas'tan sonra Ford Auto 37 milyon dolarlık almışlar. Kısa kısa geçeyim, tek tek şeylerine bakmayan videomuz uzamasın. Ben kısa kısa geçmeye karar verdim. Tek tek hisselerin destek stoplarını söylemektense videoyu fazla uzatmayayım. En çok benim de beğendiğim ve orta vadede geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceği alım fırsatı. Yani yabancılar bir hisseyi almışsa öyle %3'e 5'e 10'a satmaz. Çünkü neden? Dolarını bozdurdular geldiler. Dolar bozdurup hisse aldılar. Yani öyle %10'a, %5'e, %15'e satmazlar. Git geller dalgalı yapar, aşağı basar, seni korkutur. Çünkü tamamını almıyor. Parça parça alıyor. Mesela adamın 100 milyon doları var. 50 milyon dolarını alıyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı alıyor, satıyor, alıyor, aşağı getiriyor. Tekrar alıp yukarı kaldırıyor. Yani hemen 200 milyon doları atıyorum. Koç kaç lira? 250 lira. Lap 250'den almıyor. Hani bazı küçük yatırımcılarımızın, bizim yani hatalarımız, ne kadar param var? 100 bin. İşte falan şu hisseyi söyledi, çok gidecekmiş, hemen aktiften al, ertesi gün -2. İşte bunu yaşamamak için kademeli alışların çok ama çok önemli olduğunu zaten sizlere belirtiyorum. Hemen şimdi yabancıların en çok aldığı hisselere devam edelim. Ne dedik? Koç Holding 105 milyon dolar, Doğas 67 milyon dolar, Ford Auto 37 milyon dolar. Ondan sonra Astor'a da girmiş. Bu da benim dikkatimi çekti. Astor biraz dikkatimi çekti yani. 32 milyon dolar. MIA'yı almışlar. 22 milyon dolar. Tüpraş 108 milyon dolar. Sabancı Holding 37 milyon dolar. Akbank
Yani bankaları da yine alıma devam etmişler. Mehmet Şimşek'in de pazartesi günü, yani Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de pazartesi günü bir açıklamaları olacak. Bu da borsa üzerinde pozitif yönlü hareketlere neden olabilir, özellikle bankalar. Bankalarda Akbank almışlar 37 milyon, işte Yapı Kredi'yi almışlar 30 milyon, İşçi'yi almışlar 28 milyon, Ereğli'yi almışlar 27 milyon. Böyle devam ediyor. Ben dikkatimi çekenleri daha çok sizlerle paylaştım. Bu hisseleri, yani hem fiyatları ucuz ve bunların içine bir de şişeyi ekleyin. Şişe camı bir açacağım, merak ettim. Şimdi buna çalışmıştım, aradan kaynamasın. Şişe cam da güzel hareket. Hani gitmeyen şişe cam var ya arkadaşlar. Şişe. Şişe camda da ben artık yavaş yavaş yeni hareketlerin başlayacağı bir yükseliş kanalı içerisine girdiğini, zaten WhatsApp grubumuzda olsaydınız biz bunları 46-47'lerden aldık ve portföyümüze ekledik duruyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman bir yükseliş kanalı içerisinde ve indikatörümüz buradan 48'lerden al sinyali üretmiş. Yani şu mavi alan var ya, bu mavi alanı aşarsa, yani burada özellikle 54-60 seviyesi üst direnç noktası olarak takip edilebilir. Günlükte 54-60 aşılırsa ben bundan daha önceki denemiş olduğu tarih zirve olan 57-58 aralığına kadar bir hareket kısa vadede düşünüyorum. Hemen 2 saatlik grafiği merak ettim. 2 saatlik grafiğine bir bakalım arkadaşlar. 2 saatlik grafik, şunları bir temizleyelim şöyle. Evet, şöyle baktığımız zaman, yani bir şöyle takılmasın mouse da, şöyle bir bakalım. Buradan bir trend çizgisi, yükseliş kanalına bir bakalım bakalım. Şuradan bir yükseliş kanalına bir bakalım. Evet, burası gerçekten tarihi zirvelerin artık denenebileceği. Yani kaçı görmüş en yüksek? 53.75'i cuma günü gördü ve oradan bir miktar son dakikada geri geldi. Yani bizim için buranın üzerinde özellikle pazartesi ve salı günü eğer bu seviye üzerinden kapanışına devam ederse, yani bu yükseliş kanalı kaçmış? 52.95, tam destek. Tam öyle bir hareketleri var ki bu şişenin. Yani insanları tedirgin ederek para kazandırmadan gitmeye çalışıyor. Tahtacı çok fena, onu özellikle belirtmiş olayım. Yani 52.95, bak tam çizdik, oraya denk geldi. 52.95 üzerinde kalıma kapanışı yaparsa, yani seansta aşağı gelir, 52'ye gelir, 51.5, 51.90'a gelir, 52.50'ye gelir falan filan. Kapanış 52.95 üzerine atar ve üzerinde kapanış görürse ilk olarak deneyeceğimiz 53.85, ondan sonra 54 ve tarih zirvesi 58-59 aralığına kadar da kısa vadede ben bu hissede hareket bekliyorum. Keza 57.5 aşılırsa artık 3 hanelerde bu hissede yıl sonuna kadar hedefim olacaktır diye düşünüyorum. Peki ben bu hisseyi aldım, kısa vadede stop noktam neresi? Her zaman diyorum ya, stopsuz asla trade işine girmeyin. 51 stop noktanızdır. 51'in altındaki kapanış, hadi sana güle güle, ben senden ekmek kazanamadım, stop oldum çıktım diyeceğiniz yer. Çünkü 51'in kırılması daha da aşağılara, yani ta buralara 47'lere kadar da bir sert satışı getirebilir. Yani daha önceden baktığımız zaman bak 51'de buralarda çok oyalanmış, ondan sonra buralara gelmiş, geçemeyince basmış, buralarda çok oyalanmış ve gitmiş. Aynı hareketi. Buralarda eğer tutunamazsa tekrardan bir sert düşüş ve bu hareket beklenebilir diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Yani kısaca bu haftada böyle olsun diyerekten artık yayınımızı sonlandıralım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlam güçlü hisselerde kalmaya devam edin. Borsamızdan da korkmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.